Ünvel. Bugün performans koçumuz Murat Hoca ile beraberiz. Kendisiyle liderlik üzerine konuşacağız. Acaba lider olunuyor mu yoksa doğuluyor mu? Bunun hakkında detaylı bir de zaten kendisinden dinleyeceğiz. Buyurun hocam. Teşekkürler. Rica ederim. Çok kısa kendimden bahsedeyim. Tabii aşağı yukarı 35-40 yıldır iş hayatındayım. 6-7 senedir de performans koçluğu dediğimiz eğitmenlik gibi alanlarda işte kendi bilgimizi, donanımımızı ve yeni edindiğimiz bilgileri de performansını geliştirmek isteyen her yaştan insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Onlara bir anlamda yol arkadaşlığı yapıyoruz. Şimdi bu liderlik olunur mu, doğulur mu? Aslında yüzyıllardır bitmeyen hem literatürde hem kurumsal hayatta önemli bir tartışma. Ama bu konuda yapılmış araştırmaların içinden bir tanesi varken en çok şeyi söylüyor herhalde. 80 civarı liderlerde gözlenen özellikler var. Bunlardan 3 tanesinin doğuştan olduğu söyleniyor. Hangidir hocam onlar? Bunların biri görüntüden kaynaklanan karizma. Sizde evet. Olduğu gibi. Sağ olun, teşekkür ederim hocam. Bir tanesi yüksek IQ, zeka. Bir diğeri de hırs. Bu üçünün doğuştan olduğu söyleniyor. Ama bunun dışındaki tüm özellikler edinilebilen, istenirse geliştirilebilen şeyler. Yani liderlik üzerine benim bugüne kadar okuduğum, izlediğim tüm kaynaklarda en hoşuma giden liderlerin takipçileri olur. Liderler bir işi ilk yapanlardır. Bu birçok şeyi zaten ifade ediyor. Açıkçası sizden de yaklaşık 3 aydır bu performans geliştirme ile ilgili destek de alıyoruz. Açıkçası ben gayet bir keyif alıyorum. Hem gelişim hem de güzel bir sohbet ortamı oluyor hocam. Çok memnunum. Sonuçta biz teknoloji alanında hizmet vermeye çalışan bir firmayız. Sonuçta siz bu performans geliştirmeyi sadece özel hizmet alanlarına değil de her türlü sektörde, üretim olsun veya işte kimya alanı olsun, inşaat vesaire her türlü sektörde herhalde bu hizmeti sağlıyorsunuz diye biliyorum. Değil doğru, mi hocam? Doğru. Vallahi şimdi ben bu Teknokent'le ilk tanıştığımda hiç aklımdan çıkmayacak bir ifade kullandınız. Dediniz ki burası metrekareye düşen en yüksek IQ'lu insanların yaşadığı bir yer. Şimdi burası aslında bir bilgi hazinesi. Ben öyle bakıyorum. Bir de hep derler bilirsiniz bilgi paylaşıldıkça çoğalır diye, refah paylaşıldıkça çoğalır. Şimdi sizin bu girişiminiz aslında bir tür liderlik. Hangi şeyi ele alıyorsunuz, inisiyatifi? Buradaki var olan bu bilgi hazinesini Teknokent'te faaliyet gösteren tüm paydaşların birbirleriyle paylaşabilecekleri bir ortam yaratıyorsunuz. Evet. Ve bu çok önemli bir şey. Yani ben eminim bu paylaşımlar yoğunlaştıkça farklı farklı sektörlerde de olsalar paydaşlar birbirlerinden ilham alacaklar. Birbirlerinden çok şey öğrenecekler. Belki bu onların kendi işlerine de yansıyacak. Bu çok önemli bir şey. Hani bu fikri kim ortaya koyduysa bu ekip her türlü takdir ve tebriği hak ediyor. Çok sağ olun hocam, teşekkürler. Aslında şöyle de bir sorun var. Her ne kadar Teknokent'lerde işte eğitim seviyesi yüksek, IQ'su yüksek insanlarla evet çalışıyoruz, çok doğru. Ama şöyle bir tanım da söyleniyor. İyi bir teknik elemanı alır siz yönetici yaparsanız hem iyi bir teknik adamdan feragat etmiş olursunuz hem de kötü bir yöneticiye sahip olursunuz. Sizce bu yaklaşım doğru mu? Vallahi şimdi bu çok sık karşılaştığımız bir şey. Uzmanların yönetici kadrolarına geçtikleri zaman bazen çok ciddi sorunlar yaşadığını görüyoruz. Şimdi uzmanlık başka bir şey. Yönetmek, liderlik etmek başka bir şey. Şimdi benim tavsiyem uzman arkadaşlara, yani yönetmek isteyen, liderlik yapmak isteyen genç arkadaşlara tavsiyem öncelik verin. Yani bunlar çünkü neticede beceriler paketi. Yönetirken, liderlik ederken ihtiyaç duyduğumuz beceriler var. Bunları geliştirmek mümkün. Mesela bir küçük fark koyayım. Tarihe baktığımız zaman destan yazmış, tarihi değiştirmiş insanlar da dikkat çeken şeyde işte vizyoner deriz mesela. Bir liderin vizyonu vardır. Yani lider yaratıcıdır. Bugün artık bunlar yetmiyor. Yani yaratıcı olmak yetmiyor. Ekip arkadaşlarının yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek olumlu ve güvenli ortamları sağlamak gerekiyor. Onun için yine tekrar olacak belki ama yönetmek isteyen, liderlik yapmak isteyen uzman arkadaşlar biraz bu becerilerini geliştirirlerse öyle kötü şeyler yaşamazlar. Bu adam tam tersi de söz konusu olabilir. Tabii. O zaman hakikaten çok büyük kayıp oluyor. Yani çok kıymetli insanlar yok olup gidiyorlar. Bu var olduğumuz ekosistem içerisinde daha da liderlik yapmaya çalışarak firmamızı biraz da yukarıya çıkartıp nitelikli ürünlerle ülkemizin ihracat potansiyelini üretmiş olduğu katma değeri artırarak ülkemize artı bir katkı sağlamaya umarım ulaşacağız hocam. İnşallah diyelim. Ben de sizin bu heyecanlı yolculuğunuzda şu kadarcık katkım olabilirse çok mutlu olacağım. Çok mutlu olacağım. Teşekkür çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.
kaldım burada, keselim.